Tüp bebek tedavisinde bebeğin cinsiyeti belirlenebilir mi? Aslında teorik olarak evet ama yönetmeliklere aykırı bir durum olduğu için gerekli durumlar dışında bebeğin cinsiyetini önceden belirleyemeyiz. Peki nasıl belirlenebilir? Normalde eğer embriyo'dan biyopsi alınırsa, yani genetik tanılı tüp bebek yapılırsa, bebeğin genetiği incelendiğinde kromozomları da inceleneceği için XX'se kız, XY ise erkek bebek olacağı belirlenebilir. Biz bunu çok nadir durumlarda yapıyoruz. Çünkü bazı hastalıklar aileden geçiş gösteren sadece kız bebeklerde görülebiliyor. Bazı hastalıklarda yine ailesel genetik geçiş gösteriyor ve sadece erkek bebeklerde hastalar neden olabiliyor. Böyle durumlarda ailenin hastalıklı bebek sahibi olmaması için cinsiyet seçimi yapılabiliyor. Bunun dışındaki diğer durumlarda cinsiyet seçimi kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Cinsiyet seçimi Zaten eğer bebeğin genetik tarama yapılmadıysa bilmek mümkün değil. Embriyonun yapısından ve diğer başka hiçbir özelliğinden cinsiyetiyle ilgili hiçbir fikir sahibi olunamaz. Bir de genetik taramayı yaptığımız bazı durumlar var. Mesela daha önce 2-3 defa başarısız tüp bebek denemesi olmuş ve biz başka bir nedenle genetik tarama yapmışız. Ya da SMA hastalığı var. Annede, babada taşıyıcı bebeği geçmesinde genetik tarama yapmışız. Biz burada hastalıklı olmayan bebeğe transfer ederken de raporda bebeğin cinsiyetini bilmiyoruz. Şu şekilde yazıyor raporda. Cinsiyet kromozomlarına bakıldı ve normal belirlendi. Yani biz de embriyoyu transfer ederken bebeğin kız bebek mi erkek bebek mi olduğunu bilmiyoruz. Genetik tarama yapıldıysa dahil rapora yazılmadığı için cinsiyeti bilmiyoruz. Zaten genetik tarama yapılmadıysa cinsiyetini hiç kimsenin bilmesi mümkün değil.